Elimizde hx eşittir 5 çarpı x üzeri 1 bölü 4 artı 7 şeklinde verilmiş bir fonksiyon var. Bu videoda h üssü 16'yı yani bu fonksiyonun türevinin x eşittir 16 noktasındaki değerini bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurup bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi denemenizi istiyorum. Peki, İşe bu denklemin iki tarafının da x'e göre türevini alarak başlayalım. Sol tarafta h üssü x, sağ taraftaysa 5 çarpı x üzeri 1 bölü 4'ün x'e göre türevi değil mi? Artı 7'nin x'e göre türevi olacak. 5 çarpı x üzeri 1 bölü 4'ün türevini bulmak için kuvvet kuralından faydalanacağım. Buradaki kuvvet her ne kadar bir kesir de olsa kuvvet kuralını uygulayabiliriz öyle değil mi? Gerçekten de çok güçlü bir kural. 1 bölü 4'ü aşağı indirip x'in kat sayısıyla çarpalım. 5 çarpı 1 bölü 4 çarpı X üzeri kuvveti de 1 azaltalım. 1 bölü 4 eksi 1. Böylece 5 çarpı X üzeri 1 bölü 4'ün türevini almış olduk. Artı 7'nin X'e göre türevi. 7 X'e göre bir değişken değil. Değişmeyen değil mi? Değişmez. Yani e, bu bir değişken değil. Sabit. Bir sabitin x'e göre türevi ise her zaman 0. Bunu daha önce görmüştük. Bunun için artı 0 yazıyorum. Şimdi de bunu daha sade bir hale getirmeye çalışalım. h üssü x eşittir. 5 bölü 4 çarpı x üzeri 1 eksi 1 bölü 4 ne eder? Eksi 3 bölü 4 öyle değil mi? 1 bölü 4'ten 4 bölü 4'ü çıkarırsak, evet eksi 3 bölü 4 kalır. 5 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4 ve artık bu sıfırı yazmamıza gerek yok. Şimdi bir de bunun x 16'ya eşit olduğunda aldığı değeri bulmamız gerekiyor. Yazıyorum a üssü 16, 5 bölü 4 çarpı 16 üzeri eksi 3 bölü 4. Bu da 5 bölü 4 çarpı 1 bölü 16 üzeri 3 bölü 4'e eşittir. Devam edelim. 5 bölü 4 çarpı 1 bölü 16 üzeri 1 bölü 4 üzeri 3. 16 üzeri 1 bölü 4, 2 eder öyle değil mi? 2 üzeri 3 ise 8'dir. Dolayısıyla 5 bölü 4 çarpı 1 bölü 8, bu da 5 bölü 32 eder. İşte bu kadar.